Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Şuara suresi 160-175. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Hazreti Lut'un kavmiyle olan durumunu bize anlatarak Kezzebet kavmu Lut el murselin. Lut'un kavmi gönderilen peygamberleri yalanladılar. Yani peygamber diye bir müesseseyi kabul etmediler. Önceki peygamberleri de yalanladılar. Kendilerine gönderilen Hazreti Lut'u da yalanladılar. Veya Hazreti Lut'un onlara gönderdiği elçileri de yalanladılar. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'le aynı dönemde yaşamış ve o da kavmine Allah'ın dinini anlatmış bir peygamber. İzgâle lehum ehuhum Lut, onların kardeşi Lut onlara şöyle demişti: Elâ tettegûn, Allah'tan korkmaz mısınız? Lut kavmi taşkın bir kavim, haddi aşmış olan bir topluluk ve bunlar erkek erkeğe münasebet, cinsi bir sapıklık içerisinde. Bu doğrudan fıtrata da aykırı, Allah'ın koyduğu kurallara da aykırı. Hazreti Lut bu noktada kavmiyle baya bir mücadele veriyor ve onlara diyor ki Allah'tan korkmaz mısınız? İnni lekum rasulün emin, gerçekten ben size gönderilmiş emin bir peygamberim, elçiyim. Fettegullah ve atiun, öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ve mâ eselukum aleyhi min ecr, ben yaptığım risalet görevine karşılık sizden bir ücret beklemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin, benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Ete'tûne zükrâne minel alemin, yani siz alemler içerisinde erkeklere mi varıyorsunuz? Ve tezerûne mâ halaga lekum rabbukum min ezvâcikum, ve Rabbinizin sizin için yaratmış olduğu zevceleri terk mi ediyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala her şeyi eşeyli olarak yarattığını anlatıyor. Ve halaknâkum ezvâce, insanların da kadınla erkekli olarak yaratıldığını ifade eden bir ayettir. Ve eşeyli olarak yaratılmak aile hayatını meydana getirir ve bu aile hayatında nesiller devam eder. Ama insanlarda çok yönlü sapıklıklar olabiliyor. İnsan hak yoldan, doğru yoldan sapabiliyor ve cinsel sapıklık da insanların dalaletlerinden birisi. Kadın kadına beraberlik veya erkek erkeğe beraberlik tarzında haddi aşanlar, fıtri olmayan yollara sapanlar tarih boyunca olmuş. İşte Hazreti Lut'un kavmi de erkek erkeğe bir münasebetin içinde, günümüzde homoseksüellik denilen bir şeyi onlar icra ediyorlar. Normalde Allah-u Teala kadın erkeği birbirini tamamlayacak şekilde yaratmış. Nasıl ki elektrikte artı eksi var, birbirini tamamlıyor. Bulutlarda artı eksi yükler var ve onların beraberliğinden yağmur meydana geliyor. Bitkilerde, hayvanlarda dişi erkek tarzında farklı yaratılış var. Bunlar birbirini tamamlıyor. İnsanlarda da aynı şekilde erkek dişi birbirini tamamlamakta. Ve bunlar meşru nikah yoluyla bir araya gelir ve artık onlar birbirine yabancı olmaktan çıkar. Karı koca olmuşlardır ve Allah-u Teala dilerse onlara erkek evlat, kız evlat gibi çocuklar verir ve yeni nesiller o aile ortamında yetişir. Ama kadın kadına beraber olmak veya erkek erkeğe beraber olmak nesilleri devam ettirmez. Bu insanın tabiatına, eşyanın tabiatına aykırı olan bir durumdur. Sadece behimi bir takım arzuları, o da meşru olmayan bir yolla tatmin etmeye yönelik olur. İşte Hazreti Lut kavmine bunu hatırlatıyor ve Rabbinizin sizin için yaratmış olduğu eşleri terk mi ediyorsunuz? Ve bazı açıklamalara göre hanımlarıyla bile meşru olmayan cihetten arka taraftan münasebetleri olduğu ayetin tefsiri olarak anlatılıyor. Bel entum kavmun adun, doğrusu siz haddi aşmış bir kavimsiniz. Yani çok taşkınlıklar var, insanların çok günahları var ama bu o kadar günahlar içerisinde
apayrı bir yeri olan ve daha önce emsali olmayan çok büyük bir günah. Galu le illem tentehi ya Lut letekunenne minel muhracin. Onlar diyorlar ki ey Lut, eğer bu vaazlarına son vermezsen, bu şekilde bize engel olmaya son vermezsen buradan çıkarılanlardan olacaksın. Yani seni burada durdurmayız, seni burada barındırmayız, seni yurdumuzdan çıkarırız, tard ederiz diyorlar. Gale inni li amelikum minel galin. Hazreti Lut onlara dedi ki ben sizin bu yaptığınız amelden hoşlanmıyorum ve ben sizin bu amelinize buğz eden bir kimseyim. Hazreti Lut doğrudan tabi kavmini birebir böyle engelleyecek tarzda bir kuvvete de sahip değil. Yani onların başında bir amir, bir idareci değil. Ancak nasihat yoluyla onlara faydalı olmaya çalışıyor. Ve en azından onları tasvip etmediğini bu ifadeyle onlara belirtiyor. Onları doğrudan caydırabilecek bir güce sahip değil. Ama malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Sizden birisi bir münkeri gördüğünde eliyle düzeltsin. Eliyle düzeltemiyorsa diliyle nasihat etsin. Onu da yapamıyorsa hiç olmazsa buğz etsin. İşte bu tarz bir pisliği, günahı işleyen Hazreti Lut'un kavmi Hazreti Lut'u tehdit ediyorlar. Böyle devam edersen seni buradan söker çıkarırız diyorlar. Hazreti Lut da buna mukabil ben sizin yaptığınız bu şeyden hoşlanmıyorum tavrını bu şekilde ifade ediyor. Rabbi neccini ve ehli mimme ya'melun. Ve sonra şöyle dua etti. Ya Rabbi hem beni hem de ailemi, ehlimi bunların yaptıklarından kurtar. Feneccaynahu ve ehlehu ecmain. Ve biz de onu ve ehlinin tamamını kurtardık. İlla acuzen fil gabirin. Ancak geride kalanlar için de yaşlı bir kadın, yani hanımını bıraktık. O kurtulmadı. Burada tabi ibretlik bir durumla karşı karşıyayız. Hazreti Lut'un hanımı peygamber hanımı olmasına rağmen kocasına iman etmiş olanlardan değil. İşte olayın değişik cihetleri başka ayetlerde de anlatılıyor. Allah-u Teala melekleri gönderiyor. Melekler birer delikanlı şeklinde insan suretinde geliyorlar. Ve Hazreti Lut'un hanımı kavmine haber vermiş. Bizim eve bir takım delikanlılar geldi diye ve kavmi bunlara böyle göz koyarak bunlara tecavüzde bulunmak için Hazreti Lut'un evini kuşatıyorlar. Hazreti Lut çok zor durumda kalıyor. Gelenlerin melek olduğunu başta o da bilmiyor. Onları birer delikanlı zannediyor. Yani bir tanrı misafiri denilen birer misafir olarak onları görüyor. Ama diğerlerinin gözünü şehvet bürümüş durumda ve Hazreti Lut'un misafirlerine saldıracaklar. Güya kendi keyiflerine göre bu şekilde şehvetlerini tatmin etmiş olacaklar. Hazreti Lut gerçekten çok sıkılıyor. Onları tam koruyamamanın ızdırabını bütün derinliğiyle iç dünyasında duyuyor. Keşke ben bugün çok sağlam bir yere dayanmış olsaydım diyor. Aslında her peygamber Allah'a dayanmıştır. En sağlam yere dayanmıştır. Ama beşeriyet noktasında, o aczini ifade noktasında böyle söylüyor. Bunun üzerine melekler Hazreti Lut'a ey Lut diyorlar, biz Allah'ın gönderdiği elçileriz ve melekleriz. Kapıyı aç, gelsinler. Hazreti Lut kapıyı açınca adamlar içeriye doluyorlar. Ama gelen melekler kanatlarını çırptığında hepsinin gözleri kör hale geliyor. Ve ardından o kavim çok dehşetli bir şekilde hem bir sarsıntı hem de gökten başlarına yağdırılan taşla helak ediliyor. Böylece işte Sodom, Gomorra gibi beldelerden söz edilir. O beldeler bu şekilde helak ediliyor. Allah-u Teala Hazreti Lut'un ailesini kurtaracağını da bildirmiş. Ama hanımı, her ne kadar hanımı da olsa Hazreti Lut'a ehil değil. Ve kurtulmuyor. Çünkü o diğerleriyle
işbirliği yapmış. Kocasına bu noktada namus noktasında değil ama inanç noktasında hıyanet etmiş. Gelen misafirleri onlara haber vermiş olan birisi. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lut'un kıssasının anlatıldığı yerde illa imraate, ancak hanımı müstesna diye nazara verilir. İlla imraatek, hanımın müstesna tarzında nazara verilir. İşte bu şekilde o da geride kalanlar arasında oluyor. Helak edilenlerden birisi haline geliyor. Sümme demmernal aharin, ve sonra geride kalanları, diğerlerini helak ettik, yerle bir ettik. Ve emtarna aleyhim matara, ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Tabi burada doğrudan rahmet manasındaki yağmur değil de onların üzerine taş yağmuru gönderdik. Gökten böyle başlarına taş yağdırılıyor. Şu anda günümüzde de halk arasında Allah gökten taş yağdırır gibi ifade kullanılır. Tarihte bunun numuneleri görülmüştür. Allah dilerse gökten taş da yağdırır. Nitekim Elem Tera Keyfe suresinde işte kuşların, ebabil denilen sürüler halindeki kuşların gaga ve ayaklarındaki küçücük taşlarla Ebrehe ve ordusunun helak edilişi orada anlatılıyor. Allah böyle özel taşlarla da helak eder. Daha başka türlü taşlarla da helak eder. Aslında her gün dünya atmosferine 50 bin civarında taş giriyor. Meteor dediğimiz gök taşları dünya semasına geliyor. Ama Allah-u Teala rahmetiyle dünya semasını muhafaza ediyor. Ve cealine semâe sakfen mahfuza buyurmuş Cenab-ı Hak. Biz semayı korunmuş bir tavan kıldık. Dünya semasına gelen o 50 bin kadar gök taşları sürtünmeden dolayı atmosferde toz haline geliyor. Bunlar atmosferin her tarafına yayılıyor. Yağmur yağdırılırken birer yoğunlaşma çekirdekçiği tarzında bu tozlar istihdam ediliyor ve yeryüzüne gönderiliyor. Yani Allah dilese her gün başımıza gökten binlerce taş da yağdırır. İbret-i alem kabilinden Allah-u Teala zaman zaman insanların başına taş da gönderiyor. Mesela Kanada'da, Arizona'da gökten böyle düşmüş olan taşlar, keza Rusya'da meteor taşları Rusya'ya da zamanında düşmüş, gazetelerde bunlar yer almış. Bunlara meteor yağmurları deniliyor. Demek ki Hazreti Lut'un kavmine artık sema korunmuş bir tavan olmuyor. Doğrudan gökten başlarına taş yağdırılıyor ve o kavim bu şekilde helak ediliyor. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ, ve böylece o uyarılan kavmin yağmuru ne kadar da kötü oldu. Yani başlarına rahmet yağmuru yağmadı, başlarına azap yağmuru gönderildi. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً, şüphesiz bunda bir ayet vardır, ders, ibret vardır. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ, ve onların ekserisi mümin değildir, iman etmezler. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّحِيمُ, şüphesiz senin Rabbin azizdir, rahimdir. İşte Hazreti Lut'u ve ehli imanı kurtarması onun rahmetini gösterir. Homoseksüel olan kavmi helak etmesi, gökten başlarına taş yağdırması, onların beldelerinin altını üstüne getirmesi Cenab-ı Hakk'ın izzetini, azametini gösterir. Günümüzde homoseksüellik dünyanın değişik yerlerinde gündeme gelen bir durum. Şuzuzu cinsiye, cinsi sapıklık tarzında da bu ifade edilir. Bir kısım insanlar yaratılıştan bu noktada kendilerinde bir meyil duyarsa bu noktada tedavi cihetine gitmeleri gerekir. Yoksa içindeki o duyguyu hemen uygulama tarzında değil. Bu da bir imtihandır. Herkesin bu noktada